Selam arkadaşlar. OSM'de yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizde Lazio takımıyla yani Lazio takımında kullandığım taktiği ve genelde kullandığım taktiği göstereceğim. Bana e, mesajlar geliyor arkadaşlar. E, bazı arkadaşlarımdan hani işte bot olan takımlara nasıl çok fazla gol atarız veya rakibimiz bizden güçlü, ona karşı nasıl oynamalıyız diye mesajlar geliyor arkadaşlar. Bugün o mesajları da biraz dikkat alarak bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu videomuza geçelim arkadaşlar. Dizilişimiz 4-3-3-A taktiği, dizilişi pardon. 4-3-3-A dizilişi üzerine taktikleri kurgulayacağız arkadaşlar. Genelde zaten benim kullandığım 4-3-3-A ve 4-3-3-B dizilişleri arkadaşlar. Şimdi 4-3-3-A dizilişinde genelde ben kanat oyuncularıma çok önem veriyorum. Çünkü kanat yani atak olarak kanat ata oynadığım için kanat oyuncularıma çok önem veriyorum. O yüzden kanat oyuncularımın daha çok hücumu ve orta sahası iyi olan oyuncuları seçiyorum. Şimdi e, defansa bakarsak arkadaşlar, defansta e, bir dakika. Evet. Defansa hangi oyuncuları yerleştiriyorum ben? Defansın bir kere şimdi Alonso, hücum 37, orta sahası 64. E, sonra ondan daha iyi hücum ve orta sahası olan Lovren 16.51. 51. Şimdi ben Alonso ve Lovren'i genelde kanadım yani kanada atıyorum böyle arkadaşlar. Geri kalan en iyi iki oyuncumu da defansın ortasına atıyoruz arkadaşlar. Yani ben öyle yapıyorum siz de öyle yapın. Başarı sağlayacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Ee, orta sahaya geçince orta sahada orta sahanın sağına ve soluna en iyi iki orta saha oyuncusunu yerleştiriyorum. Üçüncü orta saha oyuncusunu da forvet arkasına bırakıyorum arkadaşlar. Kanatlarım iyi olsun ki gol atabilme oranım çok olsun. Kanatlarım iyi olsun ki e, iş ya yani zaten kanat asa oynadığım için takımım iş yapsın. Hani takım daha çok gol atsın. Az gol yesin arkadaşlar. Zaten şimdi bunu size göstereceğim birazdan. Göreceksiniz. E, forvetim arkadaşlar. Şöyle forvet. Forvetin en ya yani de yine hücumu ve orta sahası en iyi o, o, olan oyuncuları Kanada kanada bırakıyorum arkadaşlar. Forvet'in sağına ve soluna bırakıyorum arkadaşlar. E, şimdi baktığımızda hügain 94 53, hücumu 94 orta sahası 53. Son hengimenin de 90, e, hücumu 93 orta sahası 62. Immobile'nin baktığımızda 92 50 ve 50 ve e, defansı da 8'den yani düşük. O yüzden Immobile'yi ortaya bırakıyorum ki baktığımızda gol oranlarında şimdi son hangminden iyi bir verim almışım. 2 oyunda 2 gol 3 asist. Immobile 4 oyun 2 gol 1 asist. Hügain 5 oyunda 5 gol 2 asist. Yani oyuncuma baktığınızda işte Alonso 5 oyunda 3 asist. Doğru çok fazla bir şey yapamamış. E, Mina hani o da iyi oldu yani kafa şeyleri falan iyi olduğu için 3 oyunda 2 gol. Ki genelde zaten o, takip ettiğimde işte kafayla bitiriyor. Hani genelde iyi. E, Milinkovic Savic işte Endombel yani tüm oyuncularımdan verim almışım hemen hemen. Bir Lovren'den almışım. O da e, bu takımda hani biraz daha düşük olduğu için şeyi e, yeteneği biraz daha düşük olduğu için değeri biraz daha düşük olduğu için belki de o yüzden e, çünkü takım iyi o biraz kendini bulamamış belli ki. Şimdi arkadaşlar taktiklere geçelim. Arkadaşlar stilimiz kesinlikle 4-3-A ve 4-3-B'de kanatları kullan. Kesinlikle. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Şimdi çizgi taktikleri çok önemli arkadaşlar. Neden önemli derseniz. Şimdi eğer rakibiniz sizden güçlüyse ne yapmanız gerekir? Eğer rakibiniz sizden güçlüyse forvet sadece hücum arkadaşlar. Orta saha pozisyonu koru. Defans geride kal. Ama siz diyorsunuz ki rakibim benden güçsüz. Ben rakibim ya da bot veya benim kadro değerim rakibimden çok daha yüksek. Hani işte 50 milyon var, 60 milyon arada fark var diyorsanız o zaman forvet sadece hücum, orta saha forveti destekli oluyor, defansa geride kalıyor arkadaşlar. Eğer rakibini sizden güçsüzse bunu yapıyorsunuz. Markaj alan markaj arkadaşlar. O say tuzağı ben hani hayır yapıyorum. Genelde hayır olması lazım. Mücadelede de şimdi iki yönlü bakmak lazım. Eğer hakem hani derler ya sinirli değilse işte o değeri yeşilse hani yeşil var kırmızı var. Eğer yeşilse gösterdiği der o zaman agresif yapıyoruz arkadaşlar. Ama eğer hakem sinirliyse o zaman normal yapıyoruz arkadaşlar. Hakeme göre mücadelemiz. Ee, bu sayısal de, sayısal olan değerlere geçtiğimizde arkadaşlar e, burada ben genelde hani şöyle bir şey eğer rakibim benden güçlüyse 60 ile 65 arası eğer ben rakibimden güçlüysem 65 ile 75 arası bir değer yapıyorum arkadaşlar. Stil yine aynı şekilde eğer rakibim benden güçlüyse 60 ile 65 arası. Eğer rakibim benden güçsüzse 65 ile 75 arası. Tempomda genelde 55 ile 65 arası bir şey yapıyorum. Rakip fark etmez. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Görevlere geldiğimizde arkadaşlar ben kaptanı her zaman en yaşlı oyuncu kaptanlığı her zaman en yaşlı oyuncuya veriyorum arkadaşlar. Ki benim takımda en yaşlı oyuncu şu anda Vidal. Ona veriyorum yani. Genelde takımlarımda en yaşlı oyuncuya veriyorum arkadaşlar. Penaltı, penaltı atıcım ise genelde forvetteki en iyi oyuncuma veriyorum arkadaşlar. Yani genelde o kullanıyor. Serbest vuruşçum orta sahanın en iyi oyuncusu oluyor. Korner yine orta sahanın en iyi oyuncusu veya defansın da en iyi oyuncusunu seçebilirsiniz. Defansta hani demiştim ya hücum ve orta sahası en iyi olan oyuncu seçebilirsiniz. Sorun yok onda. Ama bunlar da önemli yani. Bunlar da önemli şeyler. Sonunda sonuçta oyunun bir parçası bu da. Bu da olmazsa hani eksik kalır bazı yönler. Şimdi arkadaşlar biraz sonuçlarımı göstermek istiyorum size. Şimdi sonuçlara baktığımızda hani bana dedim ya mesajlar geliyor. Hani bot olan takımlara karşı nasıl fazla gol atarım? Mesela Milan 3-0, 3-0. Spal bot 4-0 Roma 3-0, 2-0. E, Sassuolo 3-0 ve son maçım Udinese ileydi. E, o da 5-0 arkadaşlar. Ee, yani bot olan takımlara karşı bu taktiği yaparsanız eminim ki işe yarar. Rakibiniz sizden çok 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 güçlü değilse bu taktik mutlaka işe yarar arkadaşlar. Ee, lig tablosuna biraz şeylere bakalım arkadaşlar. İstatistiklere bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslan gol 17, yenilen gol 0. En, rak en yakın rakibim 13 gol atmış. Yani averajımız şu anda kaç? Benim 17, onun 12... 4 averajım arada fark var arkadaşlar. Yine en Fazla menajer puanı bende. En golcü oyuncu bende. En asistçi bende. Pardon pardon. En çok katkı veren bende. En güçlü bende. Seriler yine bende. Kadro değeri bende değil. Ama yine tüm şeylerde bilinçliyim. Kadro değeriniz yüksek olmasa da bu taktikle gördüğünüz gibi her şeyde istatistiklerin hepsinde yüksek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Gol oranı yine bende arkadaşlar. Bu taktiği yaparsanız eminim ki eminim ki işe yarayacak arkadaşlar. Bir dostluk maçı atalım. Hani dostluk maçı pek... Ee, sonuç sonucu vermeyebilir. Yani nasıl söyleyeyim dostluk maçı normal yaptığınız maçlara göre farklı olabiliyor bazen. Ama yine de bir yapalım biz. Şimdi en yakın rakibimle bir maç yapalım. 2-1 çok iyi değil ama ee, hani iyi dostluk maçı sonuçta. Çok fazla ciddi almamak lazım. Dostluk maçını gene de atmayın arkadaşlar. yani mesela şimdi çok fazla coin'inizi boşa harcamayın arkadaşlar. Bir Napoli'ye de ikinci Üçüncü. Inter Milan'da bir dostluk maçı atalım. Yet, yani sonra da videomuzu yavaş yavaş bitireceğiz arkadaşlar. Inter Milan'a bir dostluk maçı atalım. 3-2 yine bir farkla yendik ama yeniyoruz sonuçta. Bir istatistiklere de bakalım arkadaşlar. İstatistikler de önemli biliyorsunuz. İstatistiklere baktığımızda arkadaşlar. Ee... İlk golü ben atmışım 2 ile 3'ü o atmış İkinciyi ben atmışım 80'de ben atmışım arkadaşlar. E, 14 şut çekmişim isabet oranım 21, 6 korner. E, o oh, hani rakibimiz de iyi aslında. Şimdi bir oyuncu değerlerine bakalım arkadaşlar. Oyuncu değerlerimiz hani 6 kırmızı ya da turuncu oyuncumuz yok. Hepsi çok iyi oynamış. Çok iyi oynamış arkadaşlar. Yani oyuncu puanlarımız gerçekten iyi. Yani bugünlük arkadaşlar size anlatacağım taktik buydu. Bugünlük videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve diğer videomu, diğer videolarımı da bekleyin arkadaşlar. En kısa zamanda bir hafta veya iki hafta içinde yeni bir video atacağım arkadaşlar. Eğer istediğiniz bir video, istediğiniz bir taktik veya yardıma ihtiyacınız varsa bana Instagram hesabımdan Instagram hesabımda açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Instagram hesabından bana mesaj atarsınız. Ben size elimden geleni yaparım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.